İkinci emekli maaşı mı gelecek? Ünlü isim madde madde açıkladı. Emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler çalışan emeklilere ikinci maaş imkanı getirebilir. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdemin aktardığı detaylar hem mevcut hem de yeni emeklileri ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. İşte öne çıkan noktalar. Yeni emeklilik sistemi ve ikinci maaş imkanı Birinci tamamlayıcı emeklilik sistemi. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi, BES, zorunlu hale getirilecek. Devlet, işveren ve işçinin katkısıyla tasarruf sağlanacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ödedikleri primler, bu sisteme dahil edilecek, böylece çalışan emeklilere ikinci bir maaş bağlanabilecek. 10 yıl boyunca sistemde kalanlar, 56 yaşını doldurduktan sonra ikinci maaş ya da toplu para alma imkanına kavuşacak. İkinci çalışma günlerinin maaş üzerindeki etkisi Çalışma süresinin uzunluğunun emekli maaşı artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yeni sistemle, daha uzun süre çalışanların emekli maaşlarında avantaj sağlanacak. Bu, mevcut karmaşık maaş hesaplama yöntemini sadeleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, çalışma gününün emekli maaşı üzerindeki etkisinin artırılması öngörülüyor. Maaş hesaplama yöntemi değişiyor. Mevcut sistemde 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları uygulanıyor. Bu da karmaşık bir yapı oluşturuyor. Yeni düzenleme ile bu hesaplamaların sadeleştirilmesi ve yeni emeklilerin maaşlarının daha tutarlı bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor. 2024 ve 2025 yılları arasında güncelleme katsayısı farkı nedeniyle maaş farklarının kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı da belirtildi. Emekli maaşında düşüş endişesi. Faruk Erdem, emeklilerin maaşlarının düşürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Yeni düzenlemelerle sadece yeni emekli olacaklar için maaş hesaplama yönteminde değişiklik yapılacak. Çalışan emekliye sağlanan ikinci maaş nasıl işleyecek? Çalışmaya devam eden emekliler, yeni tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil edilerek ek bir maaş veya toplu ödeme alabilecek. Bu sistemde kalan emekliler, 10 yıl süreyle prim ödeyerek ikinci maaş hakkına sahip olacak. 50 yaş üzerindeki çalışan emekliler için bu düzenlemenin yaş sınırı dolduğunda önemli bir gelir kaynağı sağlaması hedefleniyor. Kadın ve erkek için emeklilik yaşı. Yeni sigortalılar için emeklilik yaşlarının kadınlarda 60, erkeklerde 65 olması bekleniyor. Bu düzenleme, özellikle 2035 yılından sonra kademeli yaş artışıyla devreye girecek. Yeni emeklilik sistemiyle, çalışan emeklilere ikinci maaş imkanı sunulacak ve çalışma gün sayısı emekli maaşlarını daha fazla etkileyecek. Düzenlemenin, 2025'in üçüncü çeyreğine kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca emeklilik sonrası yaşam kalitesini korumak ve tasarrufu artırmak amacıyla bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilecek.